şu an Ukrayna'dan. Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Oğuzhan Akça kimsenin böyle bir savaş başlayacağını düşünmediğini, herkesin şaşkın olduğunu belirtti. Savaş başladıktan sonra eğitimlerin 2 gün boyunca çevrim içi devam ettiğini söyleyen Akça, Odessa ve Ukrayna halkının 2 gün içinde savaşın bitmesini beklediğini ancak hala devam ettiğini belirtti. Akça, daha önce kaldığı yurttaki 17-21 yaş arası donanma öğrencilerinin savaşın ilk günü orduya alındığını ve gönüllü olarak savaşa katıldıklarını kaydetti. Konuştum. Kaptanlarımla konuştum. Rus kaptanlarımla. Onlar dedi ki bu savaş olmaz. Hani Rusya saldırmaz Ukrayna'ya. Ben o yüzden gitmiştim. Yerel halk da gerçekten bunu beklemiyordu. Hani ben de beklemiyordum. Sonuçta 17 gün orada durdum. 17 gün sonunda gerçekten beklemediğiniz bir olay oldu. Önceden kaldığım yurtta bu donanmada okuyan öğrenciler var. 17-21 yaş arası. Donanmanın ilk, savaşın ilk günü bu arkadaşlarımızın hepsini aldılar. Gönüllü olarak gittiler çoğu. Yani bazıları da zorunlu olarak OHAL ilan edildiğinden dolayı götürüldü. 24 Şubat sabahı maalesef ki bomba sesiyle saat 5.40'da uyandım. İlk önce düşündüm ki havai fişek. Ama aradan yarım saat geçtikten sonra arkadaşlarım bize telefonla bilgi verdiler. Savaş başladı dediler. Bu zamanda derslerimize devam ettik onlar bir şekilde. Çünkü Odessa halkı, Ukrayna halkı genel olarak şu an OHAL o zaman çıkmamıştı. İki gün derslerimize devam ettik. Hani insanlar bekliyordu ki yani iki gün sonunda bu savaş hani anlaşmaya varılır. Dışişleri olsun, Türkiye'deki kriz masası olsun, sonra Odessa Türk Konsolosluğu olsun. Her yeri aradık, gerekli bilgileri aldık, ne yapmamız gerektiği konusunda bilgi aldık. Yetkililerimize dediği, evinizde kalın, topluma çıkmayın şu an, sokaklarda kavga etmeyin. Çünkü sokaklardaki çoğu kişinin artık silahlandığını duyduk biz. Bunun için evimizde kalmayı tercih ettik. Yetkililer bize sadece bizden pasaport numaramızı ve isim soy ismimizi aldı. Biz size haber verinceye kadar evinizde kalın dediler. Marketten alışverişimizi yaptık. Evimizde kalmaya başladık. Cuma günü akşam saat 5.30 sularında konsolosluktan bize telefon geldi. Dediler ki 45 dakika içinde Türk Konsolosluğu, Odessa Türk Konsolosluğu'nda olun. Yanınızda sadece çanta alın, erzak alın. Biz de arkadaşlarımızla hemen bir taksi çağırıp valizleri topladık ama valizlerimiz orada kaldı. Bıraktık valizlerimizi. Türk Konsolosluğu'na gittik. Saat 6.30'dan sonra...